Hiçbir şey beğenmez kendisi. Zor beğenen bir kayınvalide. Şenay Sultan. Merhaba. Doğru söylemiyor muyum? Evet. Sana beğendirmek zor yani. Zor bir kadınım onun için. Zor bir kadınım. Afiyet evet. olsun. Bunun kızarması güzel olmuş. Hı. Biraz daha pişebilirdi içi. Tamam. Tam şey değil. Orantılı değil yani. Yağ burası... çekince hiç güzel olmaz ya. Yağ çekmiş mi? Azıcık bir yağda koku var. He. Koku var. Tamam. Tavuğunu beğendin mi beğenmedin mi anlamadım çok. Biraz idare eder. He. O kadar beğenmedim. Peki sebzesine bak bakalım. Kabaklar çiğ galiba. Kavrulmadı. Kavrulmamış onu mı? Onu bilemiyorum. Şey yaparsın, diğerlerine baktıktan sonra evet. karar verirsin o kısmına. Şu anda sana lezzetli geldi mi? Yani lezzet mi? Olarak hani çiğ geldi. Ben normalde bu salatayı mezeyi yaparken kavuruyorum havucu da kabağı da. Kabağın tadı daha yoğun olmuş. Anladım. Bu tabağı beğendik mi şekerim? Fena değil. İkinci tabağa geç o zaman. Bunun but kısımlarında kesince böyle birazcık çiğlik var. Tamam. Bakın. İç kısımlarında biraz çiğlik var. Panelenmesi, kızarması, rengi, yağ çekmiş mi? Fazla yağ çekmemiş. Güzel. Fazla yağ çekmemiş. Fakat biraz daha üstünün kadayıfı. Evet. Hepsi aynı olabilirdi. Bir tarafında kadayıf var, bir tarafında yok. Yapma ya, nerede? Evet, bak şurada ne kadar yoğun bir kadayıf var. O zaman iyi paneleyememiş evet, mi? Evet, panelemesi iyi olmamış. Peki, sebzeye lütfen bakalım. Bak. Bunun da biberlerinde tam doğrayamamış, küçüklü büyüklü. Biraz daha böyle küçük doğrayabilirdi. Hani çiğ mi pişmiş mi karar veremedin ya. Şimdi evet. kıyasladığında ne diyeceksin? Yani daha iyi olabilirdi. Beğenmedin. Bu tabağı beğendin mi? Beğenmedim. Kamerayı yapsana. Beğenmedim. Öyle sempatik yapmıyorsun beğenmedim derken. Nesin? Böyle beğenmedim. Tam bir kayınvalide gibi. Evet. Bu tabağımızı açar açmaz beğenmedim. Neden? Neden? Bu butun böyle biraz daha yaygın bir şekilde olması lazım. Böyle top olamaz yani. Bakar mısın? Şurada küçük bir şey söyleme gereği duydum. Hani böyle kasaptan alırsın, kimi dümdüz olur, kimi girintili çıkıntı olur ya tavuk. Yani ona çok gelinler bir şey yapamaz bence. Yapabilir. Ne yapacak? Daha dolmasa bardağın tersiyle dövüp... 40 dakikada. Yani 2 dakika şöyle yapabilir yani. Ha. Yani düzeltebilir. Bilemedim. Çünkü burada sunum yapılıyor. Hemen 2 dakikada bardağın tersiyle onu dümdüz yapabilir yani. Tavuğun şeklini beğenmedin. Yok, sunumu hiç güzel değil. Bakın. Anladım. Tavuğu güzel, yani şekil olarak güzel değil. Görünüm olarak, tat olarak da beğenmedim. Pişmiş mi içi? Yani şurası biraz ince olduğu için pişmiş fakat burada pişme yok. Biraz daha çiğ. Peki. İyi kızarmış mı? Bayağı bayağı iyi kızarmış. Kıpkırmızı olmuş. Tamam. Ki böyle girintili et olmasına rağmen. Yani. Salatamız. Salata da sanki tuzunu hiç koymamış, unutmuş gibi. Hmm. Tuzsuz geldi.
Biberler bunda küçük doğranmış. Bu tabağı beğendin mi? Ben hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Son tabağın pazartesi diye rahat davranmayın bak. Pazartesi çok önemli bir gün. Evet. Bunun da aynı şekilde hafif bir şeylik var. Kadayıfın bir acılığı var yerken. Ya yakmış bunu, yanıklarını kenara almış. Bir acılık hissettim. Tavuğun içi pişmiş mi? Tavuk pişmiş. Çıbaya bak bunun öyle fazla güzel şey kızarmış mı? Rengi güzel olmuş mu? Rengi kızarmış, evet. Güzel yani. Kızarması güzel. Sebzesine de bak. Bunun yoğurdu sanki az gelmiş gibi geldi. Değişik bir tat var bunun. Ay beğenmemek için vallahi biliyor musun? Beğenmeyeyim de diyor. Beğenmedin mi bunda? He? Fazla beğenmedim. Nasıl puanlayacaksın çok merak ettim. Hadi söyle bakalım puanlarını. Bir puan buna vermek istiyorum. Hangi tabak? Üç numaralı. Üç numara. Üçüncü tabak bir puan. Evet. Bir puan da buna. Dördüncü tabak bir puan. Yanlış mı söyledin ki diyecektim. Peki devam et. Beş puan buna vermek istiyorum. İki numaraya. İkinci tabak beş puan ve... 3 puan da birinci tabağa vermek istiyorum. Birinci tabakta 3 puan. Vallahi bir haftadır kayınvalideler acayip puan kırıyor. Acayip. İlk haftaki kayınvalideler nerede? 4'ler, 5'ler, 3'ler havada uçuyordu. 2 tane 1 kullandın, 1 tane 3 kullandın. Gel birileri açmaktan başlayalım. Şu sırf şeklinden dolayı elediğin ve bir verdiğin evet. Tabağı ben çok merak ediyorum. Bakalım kayınvalidemizden ilk bir puan vererek hangi gelini üzeceğiz? İlk bir puan alan gelinimiz aç da görelim. Merve yeni gelinimiz. Ben öncelikle hiçbir şey demeden bir tabağıma bakmak istiyorum. Tabii buyurun hani, bakalım. Neresi top kalmış? Hani ben burada bir topu göremiyorum. Hani top nerede? Buyurun burada. Burada. Bakın. Bakın. Tamam. Top top duruyor. Bakın. Top tavuk olmuş bu. Bakın. Bakın burası kıkırdağ. Gördünüz mü? Bakın. Bunu bakın. Dediğim şekilde. Burası yani bu şekilde... kıkırdağ tarafı. Bu benim. Bir saniye beni dinler misin? Dinliyorum. Tamam. Gelebilir. Bu tavuk size böyle gelebilir. Ben de yıllardır yemek yapıyorum. Tabii ki. Eğer ben sunum yapacaksam özellikle hiçbir şey bulamadım. Bardağın tersiyle bunu böyle vururum. Düzelir yani. Şimdi siz bu düzelebilir. Evde çünkü yemek... tavuk eti, dana eti falan değil. Tamam. Ya, siz olabilir evde yani. Yemek yapıyorsunuz ve zamanınız var. Biz burada... haklı mıyım kızlar? Biz dakikalarla savaşıyoruz ve bu dakikalarda ben bunu ezemezdim. Sonuçta ben bunu pişirdim ve içi pişmiş tamamıyla kızarmış olan şey... Görünümü vasat. Yani hiç hoş değil. Yemek istemedim şahsen. Bir de tuzsuz da söylüyorsunuz. Evet. Ben tuzu kullandım. Beğenmedim. Çünkü şefimiz orantılı tuz veriyor. Beğenmediğim için öyle söyledim. Hayır, yani. Yani hakkaniyetli bir şekilde puanlama yapmıyorsunuz. Merveciğim göreceksin biz bir iki haftadır buradayız. Çoğu zaten hakkaniyetli olmuyor. Yani evet. Gelinlerini bulmak istediği için kayınvalideler bu konuda bizim burada emeğimizi zaten çalıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Biz burada evet terin içinde yapıyoruz 45 dakikada. Emek sarf ediyoruz ama onlar çoğu zaman bunları göz ardı ediyorlar yani. Evet. Ben onu çok iyi fark ettim. Yani siz hala topluktan bahsediyorsunuz ama o top benim suçum değil. Çünkü ben tavuğun şeklini ben vermiyorum.
Evet, birinci tabağda 3 puan verdin. Ortalama bir puan, ne üzer ne sevindirir, hiç yoktan iyidir. Gelinin olabileceğini düşündün herhalde değil mi 3 verirken? Acaba mı dedin? Bu gelinimin tabağı değil. E ne verdin 3 o zaman? Gelinlerimiz emek harcadı. Bir vermek istemedim. Güzeldi çünkü. Güzel kızarmıştı. Peki. 3 verdiğimiz tabak. Açalım ve görelim kiminmiş. Açalım ve öğrenelim. 3 puanı kime vermişiz? Sibel. Gelin sona kaldı. Yani birden iyidir diye düşünüyorum şu anda. Kendimi böyle teselli ediyorum çünkü tabağıma gerçekten bugün güveniyordum. Güzel kızarttığımı biliyorum yani. Buradan bakınca bile belli oluyor zaten güzel kızardı. Kabaklar açı dedin, ben onları soteledim. Ben 3'ü kabul etmiyorum. 5'i hak ettiğimi düşünüyorum çünkü gerçekten tabağıma çok güveniyorum. En azından yani bu seferlik 4'ü kullanabilirdin. En gerçekten azından. Yapacak bir şey yok yani. 1 puanlarla burada eğlenme, bilezik alma olaylar olduğu için annem 4'ü kullanmıyor. Haklı olabilirsin ama dediğim gibi hep zaten kayınvalideler haksızlık yaptığını biliyorum. Lütfen biraz daha dikkatinizi verin. Yani hani burada biz çok ter döküyoruz. Çok yani gerçekten emek harcıyoruz. Hem konuşuyoruz. Sizin yaptığınız tek şey orada oturup bize bakmak, bizi eleştirmek, bizim hakkımızla konuşuyorsunuz. Ama nasıl şu tabaklara gelince bizi bulamıyorsunuz? Ben hayret ediyorum ya. Gerçekten Hatice teyze ilk defa geldi. Tak diye gelinini buldu çıktı yani. 4 puanı verdi. Sibel, eğer ki ben gelinimin yemeklerini bilseydim, o 5 bilezik Tuğba'nın değil de Melin olacaktı. İşte diyorum ya, aklınızı verin artık ya. E tamam. Verin yani, sen lütfen aldın, ya. Sen de aldın, sen de aldın. Ya ben de aldım ama lütfen biraz daha kendinizi verin ya. Şenay teyzeciğim lütfen ya. Sen taktın Tuğba'ya kafayı. Yani Emel de burada emek harcıyor, ben de emek harcıyorum. Ne olur ya. Lütfen. Bu arada benim gelin mi yaktı? Bir vererek. Evet, yani gerçekten... O vaziyette yani beni tamamıyla harcadı. Kalktı sanki tavuğun şeklini ben vermişim gibi bir verecektin, verecektin. Çok üstü kızarmış deyip içi pişmemiş diyor. Tamamdır kullan. Kızlar. Daha açacağımız tabaklar var. Şu tabağa 5 puan verdin. Evet. Gelinin olabilir mi? İnşallah olur. İnşallah çünkü olur. Gelinimin düzeni böyle yani. Ondan bildim. Lezzet peki olarak inşallah budur yani. Kendi gelini mi yoksa Tuğba mı beşi kaptı? Açıyorum. Açıyorum. Üçüncü kayınvaliden puanlar çok şekillenmeye başladı. Pırlanta gibi bir 5 puan geliyor. Aç da görelim kiminmiş. Emel! Yanık çünkü. Çiğ. Allah'ım. Çiğ. Hep siz bir şanstan yana böyle altın alacaksınız. Bir kere de ben...